Bosna Hersek. İlk durak Saraybosna. Turumuza bu kez Serkan Ercan eşlik ediyor. İlk durak Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna. Bir zamanlar Türkler, Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar ve Yahudilerin yıllarca bir arada barış içinde yaşadığı ve Avrupa'nın Kudüs'ü olarak isimlendirilen Saraybosna, yakın dönemde yaşadığı iç savaşın izlerini siliyor. Artık ülke, geleceğe mutlu bakıyor ve zengin tarihi, renkli kültürü, muhteşem doğasıyla anılmak istiyor. Saraybosna'nın simgesi, Barok ve Endülüs İslam mimari özelliklerinin bir arada bulunduğu Saraybosna Kütüphanesi ile başlayan kenti tanıma yürüyüşü, şehrin Osmanlı döneminden kalma tarihi çarşısıyla devam ediyor. Çarşı içindeki Bakırcılar Çarşısı ise geçmişin izlerini günümüze taşıyan bir kültür mirası. Çarşının hemen yanı başında bulunan ünlü Saraybosna Sebil'i tüm görkemiyle ziyaretçileri selamlıyor. Saraybosna, Banja Luka ve Travnik'le birlikte yıllarca Bosna Sancağı'nın başkentliğini yaptı. Şehri yöneten valilerin sarayının burada bulunmasından dolayı da adı Saraybosna olarak kaldı. Saraybosna, Bosna Nehri'nin doğduğu yer olan ve şu anda şehrin mesire alanının bulunduğu Drelo Bosna'da kuruldu. Fatih Sultan Mehmed'in 1492'de bölgeyi ele geçirmesine kadar küçük bir yerleşim yeriydi. Saraybosna tam bir Osmanlı şehri. Şimdiki baş çarşı ise kentin merkezini oluşturuyor. Merhaba. Kahve, buyurun kahve, çay. Balkanlarda böyle insanlar keyfine çok düşkün. Gezi boyunca göreceksiniz pek. Türkiye'deki gibi koşturan, ne bileyim tellaşeli, bağıran, çağıran çok görmezsiniz. Kahveye de böyle güzel bir isim bulmuş sahibi. Keyif Bakanlığı. Burada da Çeyf okunuyor. Yani Boşnakça'da ama Keyif Bakanlığı muhtemelen dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Saraybosna'nın buram buram tarih kokan sokaklarını arşınlayan gezginlerimiz, ünlü Bosna kahvesinin tadına bakmak için kısa bir mola veriyor. Zengin Balkan mutfağının olmazsa olmazı Bosna kahvesi, yüzyıllardır aynı yöntemle yapılıyor ve servis ediliyor. Tepside kahveye su ve lokum eşlik ediyor. Bosna kahvesinin bir diğer özelliği ise fincanların kulpsuz olması. Geleneksel Osmanlı stili kulpsuz kahve fincanları, bakır zarflar içinde sunuluyor. Bosna, Osmanlıların göz bebeğiydi. Saraybosna ise İstanbul'dan sonra en fazla yatırım yapıldığı şehirlerin başında geliyordu. Saraybosna'nın hamisi ise Fatih Sultan Mehmed'in torunu, Kanuni'nin kuzeni Gazi Hüsrev Bey'di. Bosna Sancak Beyi olarak Saraybosna'ya gelen Gazi Hüsrev Bey'e kentin gerçek kurucusu dersek yanlış olmaz. Kentin her yerinde onun adıyla anılan eserlere rastlamak mümkün. Bunların en ünlüsü de Gazi Hüsrev Bey Camii. Mimar Sinan tarafından 1531 yılında yapılan cami, Osmanlı mimarisinin Avrupa'daki en başarılı ve ünlü örneği. Özellikle avlu içinde yer alan şadırvan, Saraybosna'nın en bilinen eserlerinden. Cami içinde ayrıca Gazi Hüsrev Bey'in türbesi de bulunuyor. 1500'ünü gösterdi biraz. Güzelleşti hava. Soldaki çeşmeden içenler evleniyor. Sağdakinden içenler de bir daha Saraybosna'ya geliyor. Her ikisinden içmesini tavsiye ediyoruz, özellikle bekarlara. Birinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen, Avusturya-Macaristan Veliaht Prensi Ferdinand'a yapılan suikast, Saraybosna-Milyaçka Nehri üzerinde bulunan Latin Köprüsü'nün hemen girişinde gerçekleşti. Günümüzde bu suikastin gerçekleştiği yerde bir müze bulunuyor.
şehre gelen turistlerin mutlaka uğradığı müze, Saraybosna'nın simgelerinden biri. Çok erken kalktık bugün. Saat 3-3.30 gibi. 7'deydi uçağımız. Oradan sonra geldik. Hemen böyle iner inmez zaten böyle hava bir yağmurluydu, kapalıydı. Baştan itibaren görüyorsunuz. Şimdi böyle bir konuşma fırsatı bulduğum için hemen bunları anlatayım istedim size. Böyle gezimize böyle devam edeceğiz. Fırsat buldukça da sizinle böyle konuşacağım. Merak etmeyin. Ekip devam ediyor. Buyurun. Burası da meşhur eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Halilozic. Evet. Onun dükkanı. Galatasaray bayrağının asılı olduğu yer. Keyi yakına bakalım mı? Bir Fenerbahçeli olarak bu kıyameti unutmayın ha. Efendim, Tarık Halilozic. Kendisi içeride mi bilmiyoruz. Müşteriler var. Rahatsız etmeyelim. İşte bu Galatasaray bayrağını görürseniz baş çarşıda. Burası eski futbolculardan Tarık Halilozic'in dükkanı. Galatasaraylısanız geldiğinizde buraya. Burada köfte yemekten daha bir keyif alacağınızı umuyorum. Burası tam bir yani baş çarşı eski dediğim gibi Osmanlı çarşısıydı tam tipik. Burası da İstiklal Caddesi. Öyle düşünün yani. Tam Saraybosna'nın merkezindeyiz. Yani ekibimiz de arkada yavaş yavaş geliyorlar. Saraybosna bir fotoğraf karesinin içinde camilerin, Ortodoks ve Katolik kiliselerinin ve sinagogların bulunabileceği ender şehirlerden. Bunlardan biri de Ferhadiye Caddesi üzerinde bulunan Katolik Katedrali. Kiliseye girebiliyormuşuz ama çok sessiz olmamız lazımmış. ...1899 yılında inşa edilen İsa'nın Yüce Kalbi Katedrali, Saraybosna'nın simgelerinden biri. Vitraylar müthiş. Asla bu gerçek gördüğümüz görüntüyü vermiyor. Muhtemelen siz göreceksiniz onu. Bu kadar parlak, bu kadar canlı, bu kadar güzel renklerden oluşan bir vitray. Gördüğüm yani çok güzel. Efendim burası çok güzel bir bina. Özellikle göstermek istedim size. Geçen sefer geldiğimde de görmüştüm. Çok güzel fotoğrafını çekmiştim. Böyle de ben bir resmi bir daire ya da özel bir yer falan gibi bir şey zannettim ama şimdi önce sordum. Konutmuş yani. Bir apartman. Çok güzel bir apartman. Ostraç. Ne olduğunu bilmiyoruz. Soracağız. Fotoğrafını çektik. Sosyal medyaya koymadan anlamını öğrenip öyle koyacağız. Bir şey olabilir yani. Ferhadiye Caddesi'nin girişinde yer alan Sonsuz Ateş, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden asker ve sivil halkın anısına 6 Nisan 1946 yılında yapılmış. Bir sonraki programı bununla yapıyoruz abi. Saraybosna tarihi ve kültürü kadar zengin mutfağı ve renkli gece hayatıyla da ünlü. Ekmek çorbamız da geldi. Açılışını yapalım. Hayırlı uğurlu olsun. Afiyet olsun. Evet, hadi. Ha bütün masaya gelmemiş ama şimdi. Olmuş. Geliyor, geliyor. Neyse tamam peki. Evet geldi. Diğer çorbalarımız da geldi. Biz başlıyoruz. Haydi afiyet olsun. Evet.
kendine özgü eğlenceli yaşantısının olmazsa olmazıysa ünlü Sevdalinka şarkıları. Osmanlı döneminde ortaya çıkan sevda şarkıları, günümüzde Bosnalıların hala en sevdiği müzik türü. Efendim, Neretva Nehri. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Daha iyi görebileceğimiz bir yer varmış o tarafta. Bu bölge önemli su kaynaklarının da olduğu bir bölge. İnanılmaz bir su kalitesi var. Irmaktan, nehirden akan suyu adeta bardağı doldurur. İçen böyle berrak bir su gerçekten buralarda görmek mümkün. İnşaat çalışması olması lazım. Aynen. Evet yani inşaat çalışması zaten bildiğiniz gibi hiçbir yerde artık bitmiyor. Konyaç Köprüsü, aha, 1682 yapımı, Mimar Hayrettin'in yaptığı bir köprü. Yıkılmamış asırlarca, ta ki Almanlara kadar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman bombardımanında köprü yıkılıyor. 2005 yılında tamir edildi. Aslında uygun bir şekilde önemli köprülerden bir tanesi. Mostar Köprüsü'nden sonra tabii, o bambaşka bir özelliği var. Mostar o köprüle, o şahı göreceğiz. Gerçekten aynen. Bosna Hersek bir nehirler ülkesi. Ülkeyi adeta su parkına çeviren bu coşkun nehirlerin üzerindeki köprülerin 60 kadarı Osmanlı'dan kalma. İşte efendim Bosna Hersek'in meşhur lahanaları. İşte bizim lahanalardan biraz daha az damarlı, daha ince kıyım, bunu böyle salata yapıyorlar domatesle birlikte. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten tadı çok farklı. Lahana mı bu falan diye bayağı soruyorsun yani. Gel. Bosna mı ana mı? Abi helal et. Şeyi var. Nasıl denir? Helal olsun. Eyvallah, süpersin. Helal olsun, Allah'ım. Teşekkür ederim. Toprak be. Buyurun, göz hakkı vardı. Efendim Bosna Hersek'in en meşhur oyuncusu Dino Merli ile kendi posteröründe bir fotoğraf çektirme fırsatımız oldu. Rica ettik kendisine, sağ olsun kabul etti. Çok teşekkür ederiz. Kendisi İstanbul erkek hisseliymiş. Abi daha benzerlik olamaz ya gerçekten ya. Neyse hatıra fotoğrafı olarak o posterin önünde bir tane çektirelim gerçekten ya. Herkes de bakıyor ama. Hayır değil mi? Geçenler bakıyor. Abi ya. Şimdi anladın ne hissettiğimi birazcık. Çok güzel bir duygu. Ünlülerle ünlü geziyorum, abi. Double oldu bugün abi. Limanın gerisinden de görünüyor Arakli, görünüyor. Kızlarla konuşmada meraklıyım. Kızlarla konuşmada meraklıyım. Dayılarım dün de bugünkü gündür, dün de bugünkü gündür. Sallanıyor Osman'ın kızı, sallanıyor Osman'ın kızı. Acem kızı, Çeçen kızı, sen allar gel ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben nergizi. Haydi! Haydi. Bu tarafta 2. Dünya Savaşı sırasında
yaşlılar ve yaralı partizanlar vardı. Bunu bilen Almanlar bu tarafa geçip onları öldürmek istiyordu. Bunun duyumunu alan Tito partizanlara köprüyü yıktırıyor. O günkü gibi aynı şekliyle duruyor. Ve Almanlar buraya geçmeye çalışırken ters taraftan saldırıya geçip buradaki Alman birliklerini imha ediyorlar. Ve bu bölge kurtarılmış oluyor. Köprünün bu tarafında kalmış tren. Almanlar geliyor. Almanlar geliyor. Hakikaten set gibi duruyor yani. Tabi şimdi araçların geçmesi için yeni bir köprü karşı tarafa yapılmış. Savaş bittikten tabi sonra, yıllar yıllar sonra. Ne güzeldi tren seyahatlerimiz ya. Trenle seyahat etsek. Ha? Şöyle güzel uzun bir tren seyahati istiyorum. Uzun zamandır yapmıyoruz. Trenle başlamıştık biliyorsunuz. Yemek yiyeceğiz. Acıktık ya. Efendim bu harika yerin ismi Blagaj. Blagaj'da bu güzel ırmağın kenarında harika bir masa kurmuşlar. Uzun bir masa. Şimdi ekipçe öğle yemeğinde balık yiyeceğiz. Blagaj, Bosna Hersek'in en büyük nehirlerinden Neretva'nın önemli kollarından biri olan Buna Nehri'nin doğduğu yer. Küçük bir yerleşim yeri olan Blagaj'ı önemli kılansa, hemen su kaynağının bulunduğu mağaranın yanı başındaki Blagaj Tekkesi. 1465'te Osmanlıların eline geçtikten sonra kurulan Blagaj Tekkesi, Bosna'nın yerel halkı olan Boşnakların hızla Müslümanlığı seçmesinde çok önemli bir rol oynadı. Bu ufak köprü de, şu gördüğünüz köprü, Mimar Hayrettin tarafından yapılıyor. Mostar Köprüsü'nden daha önce yapmış. Baba önce burada bir deneme. Onun küçük bir versiyonu gibidir. O da onun imalatı yani. Buyurun onu da yakından görelim. Buyurun. Mostar tam anlamıyla Osmanlı'nın Avrupa'daki simgesi. 21 metre yüksekliğindeki bu görkemli köprü ve çevresi tam bir Osmanlı şehri havasında. İşte. Mimar Hayrettin efendim. Mimar Sinan'ın talimatıyla tabii ki. Mostar Köprüsü, yapım tarihi 1699. Mimar Hayrettin. Biraz önce Serkan Bey bir kopyasını gösterdi. Aynen. O küçük Mimar Hayrettin köprüyü yapıyor 1699'da. O dönemde çok önemli bir köprü. Daha küçük yukarıda gördüğünüz benzeri köprüler var ama ana köprü bu. Neye ana köprü? Şehir. Bu bölümü çarşı gördünüz. Esnafların ve ticaretin yürütüldüğü yer. Öbür taraf yaşam alanı. Osmanlı döneminde ve ağırlıklı olarak bu köprüyü kullanıyorlar. Savaş sırasında köprünün yıkılmasının sebebi stratejik olarak hiçbir önemi yok. Yani bir sürü köprü var sonra görüyorsunuz araçların geçtiği tamamen bizim tarihi eserlerimizi savaş sırasında kullanılan bir köprü etmemiz. Değil aslında. Değil yani şey. Normal halkın anladım. Kullandığı bir köprü. Tarihi eserlerimizi yıkmak açısından. Burada gençler eskiden evlilik çağında olan gençler güç gösterisi olarak suya atlıyormuşlar. Şimdi para karşılığında atlıyorlar. Yaz sezonunda ağırlıklı burada atlıyorlar. Suyun derinliği 4 ile 7 metre arasında değişiyor debinin yüksekliğine göre. Yani bir kızı seviyorsan ama atlayamıyorsan burada bir atlayıcılar birliği var. Oraya gelip 20 euro veriyorsun gerçekten. Orada şurada değil mi? Atlayıcılar evet, birliği var. Şeyi var. 20 euro veriyorsun senin yerine biri atlıyor. Bozuğum yok. That's okay. That's okay. Aynen. Senin için de sokey de. Sen onu neler alıyorsun biliyor musun? Cebinde akrep mi var? Lan yedik lafı görüyor musun? Cebinde akrep mi var? Ya ya arkadaş. Vallahi buzum yok hakikaten yoksa. Bankamatikten çektik bunu verdi. Ne yapalım? Şimdi arkadaşlar, bu arkadaş bugün atlamaz, ben size söyleyeyim. Çünkü onların öyle bir şeyi var, bir de istedikleri parayı tutturamadıkları zaman, işte ne kadar kazanacaklarını düşünüyorum, bilmiyorum. Ama atlamıyorlar arkadaşlar. Direkt
İnsanları böyle heyecanlandırıp gaza getirmek için oraya çıkıyor. Aa falan diyorsun. Topluyor topluyor parayı. Beğenmezse atlamıyor yani. Böyle bir durum var. Köprü, Bosna Savaşı'nda önce Sırpların, sonra Hırvatların saldırısına uğradı. Hırvat milisler 1993'te köprüyü bombalarla yıktı. Türkiye'nin ve Dünya Bankası'nın desteğiyle köprü tekrar yapılırken, Neretva Nehri'nin azgın sularından orijinal taşlar vinçlerle çıkarıldı. Köprü 2004'te İngiltere Prensi Charles tarafından açıldı. 2005'te ise UNESCO Kültür Mirası listesine alındı. Bosna Hersek seyahatimizin sıradaki durağı Travnik. Travnik, Osmanlı'nın batıya en yakın büyük şehriydi. Saraybosna, Avusturyalıların saldırısıyla yerle bir olunca, 1686 ila 1851 yılları arasında tam 165 yıl Bosna eyaletinin sancak merkezi, yani başkenti Travnik oldu. İyi ki de sonbaharda gelmişiz. Çünkü yazın zaten çok sıcak oluyor da. Ya kışa başladık aslında ama sonbaharın son günlerini yaşıyor gibiyiz yani. Öyle bir hava. Doğa inanılmaz, renkler müthiş. Ve evler mimarisi falan. O da ayrı bir güzelliği yani. Renklere bakar mısın ya? Osmanlı'nın çok önem verdiği eyaleti ise üst düzeydeki vezirler yönetiyordu. Gelecekte devletin yönetici basamaklarına tırmanacak vezirler sayesinde Travnik Vezirler Kenti olarak anıldı. Şehirde tam 77 vezir görev yaptı. Ya şu güzel renklilik, şu güzel doğa, şu güzel pastel renkleri görüyor musun? O kadar güzel bir zamanda geldik ki aslında. Yani sonbaharın son günleri. Yani doğa aslında yaşamın renkli ve bir arada olduğunu sana görsel olarak da gösteriyor. İnsan olarak şunu niye beceremiyoruz anlamıyorum. Baksana bak, görüyor musun? Boşlukta konuşuyorlar. Başka bir dil, başka bir renklilik, başka bir melodi, başka bir müzik. Her şey aynı mı olacak ya? Ne kötü. Neyse, bu sosyal mesajlardan artık değil mi? Yeter yani. Manzaranın, doğanın, Travnik'in tadını çıkaralım. Hava da mis, mis. Travnik, Avrupa'nın en çok Osmanlı özelliği taşıyan kenti. 60 bin kişilik şehirde tam 17 camii var. Osmanlı kalesi, çeşmeleri, köftecileri, börekçileriyle sanki zamanın 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu döneminde durduğu bir yer. İzvegez'in son durağı ise Bosna Hersek'in doğa harikası Yajce. Saraybosna'ya 2,5 saat mesafedeki Yajce'deyiz efendim. Irmakları, gölleri, küçük şelaleleriyle meşhur harika bir dinlence yeri. Yazın daha kalabalık oluyormuş tabii. Şelalelerin üzerine de küçük küçük değirmenler yapmışlar burada. Hadi gidelim gölleri görelim. Büyük bir göl varmış. Adını etrafında bulunan ve yumurtaya benzeyen irili ufaklı tepelerden alan Yajce, Birbas Nehri'nin kenarında bulunuyor. Manzarayı görünce bütün grup dağıldı. Herkes bir yerlerde fotoğraf çekiyor. Güneş de yavaş yavaş dağların arkasından kaybolmak üzere. O yüzden biraz serinledi hava. Ama güzel. Havası çok temiz bir kere. Renklere bakar mısınız? Ya, resim gibi. Pastel böyle yapılmış bir resim.
sessiz, sakin. Yazın çok kalabalık oluyormuş ama. Tekne turları, yüzenler falan. Dekor değil yani, bayağı bizim bronz telefonu değil. Müşterilerden biri açıp cevap verebiliyor yani, öyle bir yer. Saraybosna gezimizin son günündeyiz. Çekimlerimizi neredeyse bitirdik. Grup artık serbest zamanda, herkes kendi alışverişini yapıyor uçak saatine kadar. Biz de bu harika kafede zaman geçiriyoruz biraz. Serkan Bey, bundan sonraki seyahat nereye olacak, nereye gideceğiz falan diye herkes böyle bir heyecanlandığı için ben de yeni rotalara bakayım dedim. Bakalım neler var falan filan. Onlara bakıyoruz. Yeni yer neresi olabilir falan diye. İnternet sitesinin başına oturdunuz. Hemen size bilgi vereyim. Bakalım neler varmış. Aa, Wilco. Evet. Bir sonraki kez Wilco'yla yapabilirsiniz. Hem de Hollanda. Wilco'nun memleketi. Harika olabilir. Rotterdam, Leiden, efendim, Marken ve bir yer daha bakayım. Hollanda. Güzel bir rota. Keyifli bir gezi olacaktır diye umuyorum sizler için. Başka efendim. Ha, Paris. Bak, Paris turu 3 gece. 3 gece Paris. Oh, Champs-Élysées. Çok güzel. Bakalım neler varmış. Eyfel Kulesi. Zafer Takı. İlk gün gezilecek yerler. Louvre Sarayı Müzesi, Madeleine Kilisesi, efendim, Comédie Française. Görülecek yerler arasındaymış. İlk gün böyle başlıyor. Güzel. Dolu bir ilk gün. Kapadokya turu. Evet, Türkiye içinden bir Kapadokya turu. Gayet güzel. Bir Kapadokya seyahati yapabilirsiniz bu fiyata. Yaşandığı bir geziydi. Savaş sonrası toparlanmaya çalışan bir Saraybosna gördük. Bizim o çocukluğumuzda kalan ya da gençliğimizde kalan Sarayova'nın olimpiyatlarındaki ülke değil de yıkılmış ve yeniden toparlanmaya çalışan bir ülke gördük. Saraybosna'ya, daha doğrusu Balkan turu yapmak hep hayalimizdi. Fakat bir türlü fırsat olmamıştı. Şimdi bu fırsat doğunca hiç kaçırmak istemedim açıkçası. Eşime de bir sürpriz yapmak istedim. Kendisi son anda haberi oldu bu planımızdan. Ve böylelikle geldik. Saraybosna gezisi tahmin ettiğimden çok daha keyifli geçti benim için. Tabii ki çok gözü yaşlı bir şehir bu şehir ama yaşam tünelinden aşırı derecede etkilendim. Çok hüzünlendim. Yeşillik ve doğası beni çok etkiledi. Saraybosna'nın bu kadar yeşilliklere sahip bir yer olduğunu ben bilmiyordum. Bu bana çok keyif verdi. Hem hüzünlendik hem çok keyifli bir seyahat geçirdik. Yemekleri Türk yemeklerine çok yakın. Müziklerini çok sevdik. Onlar da Türk müzikleriyle çok benzeşiyorlar. Ben Saraybosna gezisinden çok keyif aldım. Her şeyden önce Türkleri çok seviyorlar. Bu bizim için çok güzel bir şey. Avrupa'nın göbeğinde birileri tarafından seviliyor olmak çok güzel bir duygu. Çok sıcakkanlılar. Boşnak halkı olarak bize çok yakın kültürleri. Bu benim üçüncü gelişim. Herhalde bu çeşmeden suları içtikçe daha çok gezeye benziyorum. Bu ağlayan şehrin yavaş yavaş insanların gülmeye başlaması beni sevindirdi oldukça. Çok güzel bir
birlikteydi. Bayağı bir ülke dolaştım fakat bu ülkenin doğasına hayran kaldım. Natural, hiç bozulmamış, hiç işlenmemiş bir doğayla bir seyahat yaptım. Müziklerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sarayova şarkısı. benim en sevdiğim müzik oldu. Hepimizin de en sevdiği parçaydı galiba. Herkese efendim şimdi. Sarayevo, 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 diyerek veda ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.